Her şeye rağmen sağ olasın Kurdoğlu. Ya gecikseydin? Hı? Allah beyimizin canını bize bağışladı Deli Demir. Gerisini boş ver. Şimdi ne yapacaksın bizle beraber? Halep'e mi geleceksin? Yok. Geri dönmem lazım. Göç yolunda obayı yalnız komak olmaz. Şahımızın yanında sen varsın Deli Demir. Gözüm arkada değil. Eyvallah. Halep'te görüşürüz. Turgut'un baltası dur. Şehzade yedin kolesterol. Bunların burada işi nedir beyim? Otur. Her şeyi anlatacağım size.
Yiğidim. Kendini bırakma. Sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır. Tamam mı aslanım? Ben iyiyim Turgut ağam. Sadece biraz yorgun düştüm. Aferin koçum. Şehzade'yi neden zincirlediniz? Çözün onu çabuk. Şehzadem, börkünüz. Biraz su için. Bu görgüsüz yabaniler bir haksızlık etmişler. Sizin gibi bir şehzadeyle bir çobanın aynı yerde soluk alması utanç verici bir şey. Yüzünüzü yıkamamı ister misiniz şehzadem? Ben Kardinal Thomas, Papalık'tan geliyorum. Size yardım etmek için her zaman hazırım. Bu sefillerin size reva gördüğü zulüm yüzünden sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Sizin için özel bir oda hazırlattım. Taşıdığınız soylu kana yaraşır bir şekilde sizi ağırlamak, elimden geldiğince hizmet etmek isterim. Peki ya Turgut ağam? Onu merak etmeyin. Onunla yakından ilgilenecekler. Gidelim mi şehzadem? Buyurun. Fakat başımızda büyük bir bela daha var. Şahabettin'e anlattıkların belli ki Elaziz'in kulağına gitmemiş. Bugün Elaziz obanızda veba var diyerek Berat'ı yırtıp attı. Yani artık göç kervanlarımızın varacağı bir yurdumuz da yok. Halep, Halep, yerin dibine batasın Halep. Şimdi yıkılıp dövünecek zaman değil. Şahabettin belli ki dün konuştuğumuz saraydaki tapınakçıların gadrine uğradı. Yoksa iki eli kanda olsa yine de yalnız komazdı beni o sarayda. Peki ne düşünürsün Ertuğrul Bey? Aklındaki nedir? Şahabettin'in akıbetini mutlaka öğrenmemiz gerek. Atabey Yiğit'le Turgut'a ulaşmamız için de yurt meselesini çözmemiz için de bize yardım edebilecek tek kişi. Onu Haçlı kefelerinin insafına bırakamayız. Nereye gidiyoruz? Sizin gibi gençlerin gerçek kahramanlara dönüştüğü bir töreni izlemeye gidiyoruz şehzadem. Baba, oğul, kutsal ruh. Bunlar da şimdi Alp mi oldular?
Alplerden daha güçlü, daha cesur ve yenilmez savaşçılar oldular. Dadıcığım, dayım için çok endişeleniyorum. Başına kötü bir hal gelmiş olmasın? Benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Güzel kızım. Senden ne zaman bir şey sakladım ben? Merak etme. Hizmetlilere haber saldım. Atabeyimizle ilgili tez zamanda iyi haberler gelecek inşallah. İnşallah dadıcığım. Bak, gelen havadis ne olursa olsun bana doğruyu söyleyeceksin. Yemin et. Leyla, endişelenme, söyleyeceğim dedim. Yemin et dadı. Ve subhanallah. Tamam, yemin ederim. Kendini üzme Esma. Bir oyun kurduk, beceremedik. Kafirlerin en yakınımıza kadar girdiğini, yeğenimi avuçlarının içine aldıklarını fark edememişim. Kimden şüpheleniyorsunuz efendim? Başta konduramamıştım ama Nasır. Korkma. Korkma. Resul Esma. Bu sarayda senden başka güvenebileceğim kimse yok. Sizin için ne yapabilirim efendim? Emredin yeter. Benim için birini bulup buraya getirmen gerekiyor. İsmi Ertuğrul. Dayım. Ona haber mi getirdiler? Sakin ol Leyla. Hastalanacaksın. Sakinim dadı. Bana söz verdin. Dost doğru söyleyeceksin. Dayım iyi mi? Şahabettin Atabey'imiz tutuklanmış. Yargılanacakmış. Kim neden yapmış bunu? Leyla, sakin ol. Ağabeyim, dayınızı Emir el-Aziz Hazretleri tutuklatmış. Leyla, Leyla, sakin olman lazım, gel. Gel şöyle otur. Gel kızım. Sakin ol Leyla. Sakin ol kızım. Abi. Abimi görmem lazım. Dadı dayımı kurtarmam lazım. Şimdi doğru mu anladım? Bu adam sana köse dedi. Ve sen de sinirlendin. Evet Emir Hazretleri. E sen kösesin be adam. Neye sinirleniyorsun ki? Neyse, sen devam et. Emir Hazretleri. Bu köse geldi ve benim... Bak bu olmadı işte.
Benim huzurumda. Halep emiri. El Aziz'in huzurunda ikiniz de terbiyenizi takınacaksınız. Devam et. Efendim. Bu adam geldi ve benim sakalımı yoldu efendim. Bu mudur hepsi? Nasır. Buyurun Emir Hazretleri. Bu ikisini de zindana atın. Köse'nin sakalı çıkana kadar ikisi de zindanda kalsın. Köse'nin sakalı çıkınca sakalı yolunan adam Köse'nin sakalını yolarak kısasa kısas hakkını kullanmış olur. Böylece de mesele çözülmüş olur. He? Bırakın! Emir Hazretleri, Emir Hazretleri, bırakın, bırakın, edin. Yalvarıyorum, bırakın. Merhamet edin. Bırakın, 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 bırakın. Nasır, bunlar gerçek mi? Yoksa beni eğlendirmek için bu arz gününü sen mi ayarladın? İnanın benim hiçbir dahlim yok Emir Hazretleri. Halkınız sizin adaletinize sığınmak için gelmişler. Ah Nasır ha, bu devlet işlerinin bu kadar sıkıcı olduğunu bana niye söylemedin? Emir Hazretleri. Leyla Sultan. Anlamadım. Ne olmuş Leyla Sultan'a? Rahatsızlanmış. Acil sizi bekliyorlarmış. Şahabettin'in yanından geliyorum. Senden şüpheleniyor. Selamünaleyküm. Vay. Vay benim afşin beyim vay. Onu Halep sokaklarında gördük dedilerdi de bizim çocukların deliliğine vermiştim. Demek gece peşlerinde olduğumu anladılar ha. Gençleri yaman yetiştirmişsin. Şaşırdım ama ya beni tanıyan kaldı mı yenilerin içinde ha? Buyur. Senin namını duymayan mı var sanırsın Afşin Bey'im? Bilmeyenlere de biz anlatırız nasıl bir yiğit olduğunu. Estağfurullah. Lakin biz seni şehadete ermiş bir mücahit diye anlatırdık gençlere. Meğer sen dipleri durmaktaymışsın. Biz efsane söylermişiz. Bu Ahlat'taki aksakallardan haber var mı Aykutluk? Vallahi Ahlat'a varıp uluların eşiğinden geçmeyeli epeyce oldu. Lakin bize gelen son malumatlar iyice değil. Ali Selçuk'un gidişi gidiş değil derler. Koca Konya Sarayı'ndan Sultan Alaaddin'i al, gerisini ateşe ver, günaha girmezsin derler. Ne olacak bilmem. Hilal'in önüne bulut gelince gece karanlığa kaldı sanılır Aykutluk. Lakin her şey bir rüzgara bakar. Hilal tekrar parlayacaktır, buna emin ol. Neyse, şimdi senden başka bir şey isteyeceğim. Beni iyi dinle. Halep sokaklarında ne kadar kulağın, ne kadar gözün varsa hepsine haber sal. Şu Atabey Şahabettin Tuğrul'un akıbetini öğrenmemiz lazım. Eyvallah. Leyla, kardeşim. Abi dayımız nerede? Halep şehrinin yıldızlı gecesi Leyla. Neden endişelenirsin benim güzel kardeşim? Kaç gündür ziyaretime gelmiyor. Önceden hiç ihmal etmezdi. Duyduklarım doğru mu? Leyla'm,
Yüreğimin sızlayan yarası. Sen neden dayımı dert ediyorsun? Kendisi devlet işleriyle meşguldür. Bugün yarın gelir yanına. Bana doğruyu söyle abi. Duyduklarım doğru mu? Dayım hapis mi? Hafif bir yel çıksa, yaprak gibi titrersin. Senin o masum kalbin dünyanın çirkinliklerine dayanamaz. Solgun bir gül gibi yataklara düşersin. Abi benim cam parçam. Sen dayımı düşünme. Abi, doğru mu? Dayımız Şahabettin. Ona yakışmayacak işlere kalkıştı. Maalesef. Duydukların doğru kardeşim. Buna inanma. Sen nasıl inanırsın böyle bir şeye? Bizim dayımız asla kötü bir işe kalkışmaz. Yanılıyorsun benim masum kardeşim. Bizim kıymetli dayımız, Bilgi Atabey'imiz, babamızın katili tapınak şövalyeleriyle işbirliği yapmış. Leyla, Leyla, Leyla. Leyla! Leyla! Bizimkileri sokağa saldım Afşin Bey'im. Yakında haber gelir. O zamana kadar birer şerbet içip ferahlayalım mı? Senin canının yandığını gördükçe içim yanıyor. Beni kurtarmak için kendi canını yaşasaydın. Ya sana bir şey olsaydı? Olmadı.
İyiyim. O gün sana yüreğimi açtığımda inkar ettin. Canını esirgemezsin de yüreğinden geçeni mi esirgersin benden? Dünyaya aşkına kavuşamayacağını bildiğinde ilahi aşka kavuşmak isteğiyle yanıyor insan. Ertuğrul, sen hep bana doğruyu söyledin. Yalvarırım şimdi gerçeği gizleme benden. Bu kadar geride kalmaları hayır alamet değil biliyorum. Yiğit'le Turgut'tan bir haber var mı Ertuğrul? Var. Doğruyu söyle bana Ertuğrul. Bir şey mi oldu kardeşime? Tapınakçılar. Onları esir almış. Nasıl korkmuştur Yiğit? Ertuğrul. Ertuğrul, yalvarırım kurtar Yiğit. Sana söz veriyorum Halime. Kardeşini sana geri getireceğim. Hatun. Rahatını biraz bozacağız ama birlikte geçireceğimiz uzun zamanı düşününce pençelerinin zapt altında olması hepimiz için en iyisi. Çocuğu nereye götürdünüz? Gözün arkada kalmasın. Ona gözümüz gibi bakacağımızdan emin olabilirsin. O günahsız bir çocuk. Ondan ne istiyorsunuz? Ne yapacaksanız bana yapın. Ona kötü davrandığımızı da nereden çıkarıyorsun? Buraya gelen şu Kardinal Thomas şehzadeyle bizzat ilgileniyor. Şövalyeleri izlerken onların halini bir görmeliydin. Küçük prensimizin gözlerinde İsa'nın yoksul savaşçılarına layık bir parıltı vardı. Hoş geldiniz prensesim. Eleanor'a nerede? Kardeşim neden beni karşılamaya gelmedi? Efendim, üstad sizi bekliyor. Bu konu hakkında da size bilgi verecektir. Isadora. Sevgili yeğenim, işte sonunda buradasın. Sizleri çok özledim amcacığım. Ama benim tatlı kız kardeşim hala ortalarda yok. Özlemedin mi beni yoksa? Oysa mektubunda bir an önce gelmem için ne diller döküyordu. Eleanor'a nerede amca?
dadı. Buradayım Leyla. Perdeleri kapatın dadı. Çok ışık geliyor. Güzel kızım benim. Biraz kalkıp dolaşsan, biraz yemek yesen kendine gelirsin. Koca bir gün boğazından bir lokma bir şey geçmedi. Senin için çok endişeleniyorum Leyla. Perdeleri kapatın dadı. Bir haber var mı Avşin Bey? Nedir akıbet? Vaziyet pek parlak değil Ertuğrul Bey. Şahabettin Tuğrul tutuklanmış. Halep zindanlarında. Neden peki? Neyle suçlanıyor Atabey? Neyle suçlandığı daha belli değil Ertuğrul Bey. Yalnız dün Nasır isimli Muhafız Birliği komutanıyla Melik Elaziz içeriden bir şey çıkartırken görülmüşler. Yanlarında saraydan hizmetçi bir kadın da varmış. Atabey ile ilgili olabilir. Daha iyi misin Isadora? Nasıl oldu amca? Benim dünyalar güzeli kardeşim nasıl öldü? Biliyorsun. Eleanora babanızın ölümünü hiçbir zaman kabullenemedi. Ama son zamanlarda bu düşünce onu iyice hasta etmeye başlamıştı. Belki mektuplarında sana da bahsetmiştir. Deli kız. Babanızın zindanda olduğuna dair çılgınca bir fikre kapıldı. Israrla oraya gitmek istiyor. Üstelik bunun için saçma bahaneler uyduruyordu. Ama zindanın onun için ne kadar tehlikeli olabileceğini anlamıyordu. Ben kesinlikle oraya gitmesini yasakladım. Ama benim kalede olmadığım bir gün... Zindana mı gitti? Asıl mahkumlardan biri. Zindandan kurtulmak ümidiyle. Masum Eleanor'un canına kıymış. O mahkum hayatta mı? Hayır. Ne o mahkum. Ne de o gün oraya girmesine izin veren muhafızlar. Güzel Eleanor'umuza yapılan... Hiçbirinin yanına kalmadı. Çok uysaldır efendim. Ancak işini bilen bir hatındır. En güzel kızlardan biridir efendim.
nasıl? Kalsın. Güzelliği anlatmaya kelimeler yetmez. Akıllıdır, maharetlidir, eğitimlidir. Çok da güzel sesi var. Şarkılar söyler, şiirler okur. Çok da güzel raks eder. Onu izleyen herkes mest olur. Girsin sen halledersin. Bu balta nasıl yapılır bilirsin değil mi? Evet. İyi bilirim. Dövüle dövüle, vurula vurula çelik yığını balta haline gelir. Peki madenci cevheri, derici deriyi nasıl yapar bilir misin? Darbe üstüne darbe yemese bu üstündeki deri giysi sadece bir pislik parçasından ibaret olurdu. Ateşe girmeseydi belindeki kılıcın madeni dağ başındaki taştan farklı olmazdı. Peki ya sen Ertuğrul? Ya sen imtihan edilmeseydin ne olurdu? Onu bilir misin? Mesele sadece benim imtihan edilmem değil ki. Arkadaşlarım, Cenk yoldaşlarım, ailem, bana güvenen obam, bana yardım etmek isteyen Atabey. Hepsi benim yüzümden zorlukla karşılaştılar. Bunların azabı vicdanımı yakıyor. Varlık bir medresedir evlat. Herkes birer talebedir. Ve tek müderrisimiz Allah'tır. O sıfatlarını tecelli ettirip bizleri imtihan eder. Lakin kahır ve lütuf, rahmet ve bela hep ondandır. Herkes kendi imtihanını yaşar. İmtihanı geçen, kendini yere deviren adamlar olmak lazım evlat. O zaman en büyük pehlivan da sensin, en büyük kahraman da. Böyle oturup beklemek de imtihandan mıdır? Allah tevekkülü sever evlat, tedbirsizliği değil. Eğer bir kardeşin dağra düştüyse Allah'ın varlığını unutmadan onu o dardan çıkarmanın yolunu aramaktır tevekkül. Hadi kalk. Yiğidin imtihanı çetin olur ve yiğide durmak yaraşmaz. Onun odası. Burada kalmak istemezsen. Aksine burada kalmak istiyorum. Çok yorgunsun.
Bu gece iyice dinlen İzzetora. İyi geceler kızım. İyi geceler. Beyim, ben Atabey Şahabettin Tuğrul'un özel hizmetçisiyim. Adım Esma, buraya beni o yolladı. Nereden bileyim senin Şahabettin'i yolladığını? Er sözü er yüzüne söylenir deyince siz anlarmışsınız beyim. Sizinle yüz yüze görüşmek istiyor. Devlet işleri birden üzerinize kaldı Emir Hazretleri. Ben de biraz eğlenmek sizin de hakkınızdır diye düşündüm. Ümid ederim ki haddimi aşmamışımdır. Nasıl sokacaksın beni içeri? Zindanlara giden gizli bir mahzen var. Atabey'im öğretti. Kimseye fark ettirmeden oradan süzüleceğiz.